Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye iadeyi ziyareti ve sokak hayvanları düzenlemesi masada olması bekleniyor. Ankara'ya çevirelim kameralarımızı o zaman. Toplantının detaylarını da TV100 editörü Betül Aras takip ediyor. Şimdi Betül, yine her zamanki gibi önemli gelişmeler sende ve merak ediyoruz bize neler aktaracaksın. Oy artık o toplantı dakikalar sonra başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Sen de biraz önce bahsettin. Masada aslında güncel siyasi konular olacak. Onlardan biri de gözler biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapacağı iadeyi ziyarette. Ve bu ziyaretin tarihinde biz şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramdan önceki hafta CHP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Şimdi baktığımız zaman aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yurt dışı ziyareti var önümüzdeki haftalarda ve gözler aslında 9'undan sonrası pazartesi, salı ve çarşambaya çevrilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu tarihlere çevrilmiş durumda. Çünkü çarşamba gününden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olmayacak, yurt dışında olacak ve hemen akabinde de bayram gireceği için araya. Bu nedenle gözler artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bizlerde de pazartesi, salı ve çarşamba bu üç günden birine çevrilmiş durumda iadeyi ziyaret için. Henüz özel kalemler arasında bir temas kurulmadı. Bunun altını çizelim. O temasın da bu hafta içinde olmasını beklediğimizi söyleyelim işte. Bugünkü bu toplantıda bu konuda masada olacak. Çünkü hatırlayacaksınız 2 Mayıs'ta gerçekleşen o ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı talep bulunmuştu. Gelinen son durum masaya yatırılacak ya da iadeyi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talepler olacak mı işte? Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bu konuyu uzun uzadıya konuşacak ve fikir alışverişinde bulunacak. Biz bugün bu konunun masada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Sadece bu değil. Biliyorsunuz bir yandan da sokak hayvanları ile ilgili düzenleme konuşuluyor, tartışılıyor. Bu hafta artık meclise gelmesini bekliyoruz. Çünkü AK Parti üzerinde çalışıyor ve bu hafta da o teklifin artık meclise sunulmasını beklediğimizi ifade edelim. Uyutulup uyutulmaması noktasında tartışmalar sürüyor. Meclis ayağına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek? İşte bu toplantıda bu konuda masada olacak. Bunu söylemekte fayda var. Şunu biliyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi evet ortada bir sorun olduğunu ifade ediyor. Ancak uyutulmaya da kesin bir dille karşı olduğunu söylüyor. Bu noktada da açıklamalarını yapıyor. Teklif meclise geldiği zaman nasıl bir yol izleyecekleri bir kez daha bugünkü toplantıda masada olacak. Konu başlıklarından biri. Tabii çarşamba günü aslında bir seçim daha var Ankara'da. Ondan bahsetmekte var. Fayda var. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi işte Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu açıklamıştı. Bu noktada yeniden bir değerlendirme yapılacak. Yani yeniden değerlendirme derken isim üzerine değil. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi o seçimlerde nasıl bir yol izleyecek? Çünkü şunu biliyoruz biz geçtiğimiz günlerde Özgür Özel bir açıklama yapmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı. Evet başkanın bizden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak biz yönetimde diğer partilere de aldıkları oy oranlarında yer vereceğiz, pay vereceğiz demişlerdi. İşte bunun üzerinden bir kez daha geçilecek bugünkü toplantıda. Bir yandan da gözler çarşamba günü yapılacak o Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi özelinde. Bir yandan şunu da söylemekte fayda var. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği bir yol haritası var biliyorsunuz. Temalı mitingler düzenliyor. Dün Rize'deydi Özgür Özel ve orada çay mitingi düzenledi. Bundan sonraki aşamanın asgari ücret mitingi olması bekleniyor ve bu noktada nasıl bir miting düzenleyecekleri üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Özgür Özel'in bir fikir alışverişinde bulunmasını hangi il ya da nasıl bir düzen içerisinde böyle bir miting düzenlemeye karar vermelerini beklediğimizi ifade edelim bugünkü o toplantıda. Toplantı sonrasında henüz başlamamıştı. Dakikalar sonra o toplantı başlayacak. Toplantı sonrasında da biz parti sözcüsü Deniz Yücel'in kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmasını da beklediğimizi ifade edelim Oya. Peki Betül çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde özetledin konuyu.